Bir de dinleyicimiz dedi ki, işte biriler diyor ki cennette en geniş yer Süleyman Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın olacakmış. Ya, halbuki dedi bizim dedi bildiğimiz Muhammed Aleyhisselam aynı şekilde yaratılanların en üstünde. Bu söz nereden çıkıyor? Uydurmuş. Ya Yahudi kökenlidir? Bir kere Süleyman Aleyhisselam dünyada saltanat istedi. Dolayısıyla peygamberler içerisinde, kitaplarda öyle yazıyor, en geç cennete girecek olan o. Niye? Çünkü iki şeyi bir anda vermiyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz fakri tercih etti. Onun için de o ve onun ümmeti cennete önce girecek. Hepsinden önce girecek. Önceki ümmetlerden de önce girecekler. Ve böyle kıymetli olmasına rağmen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden de zengin olanlar fakirlerden 500 yıl sonra girecek. Süleyman Aleyhisselam saltanat sahibiydi. Çok zengindi. Dünyaya hükmediyordu. Dolayısıyla o da en geç girecek olanlardan ve Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı tamam hükmediyor. Yani saltanatı vardı, dünyaya hükmediyordu. Ama dini umumi değildi. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı umumiydi. Evrensel. Evet. Bütün dünyaya. Ha. Dolayısıyla her bakımdan yüksek ve üstün. Cennetteki yeri de aynı şekilde hepsinden büyük ve geniş. Onu söyleyen ya uydurmuştur veyahut da Yahudi kökenli bir sözdür. Yusuf Aleyhisselam'ın dini de umumi değildi değil mi peygamberliği? Değildi. Yani ulul azm olarak gelen peygamberlerin dini de öyleydi. Hani Adem Aleyhisselam sadece evlatlar vardı. Başka kimse yaşamıyordu. Nuh Aleyhisselam zamanında da öyle. Sınırlıydı zaten dünyadaki nüfus sayısı. Mesela sonra gelen İbrahim Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in ceddi atası. Onunki de umumi değildi. Mesela Allah-u Teala bir asırda yeryüzünde birkaç tane peygamber göndermiş olabilir. Değişik yerlerde göndermiş olabilir. Davetler umumi değil. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki mesela o coğrafyada en yoldan beri olan bir sürü kasaba, köy, şehir var. Mesela bu kasabadaki yaşayan insanlar daha yani akıllı hareket ediyorlar. Allah-u Teala onlara gönderiyor peygamberi. Öbürleri de zaten akıl makıl falan filan yok. O bölgeye gönderilmiş. Mesela Yusuf Aleyhisselam babası. Yakup Aleyhisselam. Çok meşhur olmuş. Ama sadece Kenan ilindekilere gönderilmiş. Yusuf Aleyhisselam'ın daveti babasından daha aynı şekilde geniş. Çünkü Mısır'daki putperestlik sistemini ve kölelik sistemini yıkıyor. Yakup Aleyhisselam'ın öyle bir şeyi yok. Onun için Yakup Aleyhisselam da bunu biliyordu. Dedi o benden üstündür. Hatta torunları soruyor. Peygamberlerin peygamberlerden üstünlüğü olur mu? Elbette diyor. Elbette. Yaptığı hizmet ve davet. Eğer umumi ise, genişse Muhammed Aleyhisselam'ın daveti ve getirdiği din bütün dinlerin içerisindeki hepsi toplanmış orada. Davette umumi. Ve kıyamete kadar. Kıyamete kadar. Dolayısıyla hepsinin üstünde. Mesela peygamberlere iman konusu bu herkese lazım olan iman kitabında işte Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname kitabı esas alınmıştır. Ondan sonra oraya başka kitaplardan da nakiller yapmış Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Orada peygamberlere iman konusu anlatılırken buyuruyor ki peygamberlerin ümmetleri içerisinde en kıymetlisi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin içinde de en yükseği Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala Hazretleri. Çok yüksek. Ama buyuruyor ki peygamberlerden sonra. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dünyanın herhangi bir yerine mesela diyelim ki 100 haneli bir yere bir nebi gitti, peygamber gitti. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala o nebiyi anlayamaz buyuruyorlar. Nebi olarak gönderilen peygamberler de Resul olarak gönderilen peygamberleri anlayamaz. Yaratırken öyle yaratılmamışlar. Resul olan peygamberler de ulul azm peygamberler anlayamaz. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselam. Ulul azm peygamberler de Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz buyuruyor. Anlayamaz buyuruyor. Hatta Adem Aleyhisselam ile Allah-u Teala arasında geçen bir şey. Çok ağladı, çok tövbe etti. En sonunda ya Rabbi dedi, evladımdan gelecek olan Muhammed Aleyhisselam'ın hatırına bu babaya merhamet eyle. Allah-u Teala buyurdu ki nereden biliyorsun diye yaratmadım ki onu buyuruyor. Ya Rabbi diyor cennette
kendi isminle bu ismi yan yana yazmışsın. Anladım ki bu isim senin indinde çok kıymetli. Allah-u Teala buyurdu ki, ya Adem onu yaratmasaydım seni yaratmazdım buyuruyor. Bu derece yani, bu derece. Dolayısıyla yani kıyas bile kabul edilmiyor. Kıyas bile kabul edilmiyor.